çocuk doluyuz. Evet. Artık tabii iyi mi kötü mü onu da bilmiyorum yani de. Yani çocukların kitaba dokunması açısından güzel. O ortamı yaşasalar yeterli olsun benim. Çünkü yok sökeleri diye. Çok mutlu oluyor getirdiğiniz zaman. Şey, bunlardan şey, hafta içi pazartesinden tuttuk. Tabii hafta içi cumaya kadar, saat 2'ye kadar deliler gibi kalabalık. Yani yürüyemiyorsun. Hani sesler cıvıltı gibi geliyor kulağına. Tamam hani yine çocuk sevgisi hepimizin içinde var da. Ama yani 2'den sonra rahatlıyor. Oysa kitap fuarı normal izleyicilerine geliyor. Evet. Çocuk sesi olmayan, çocuk sesini duyamadığı hiçbir yerde mutlu olamıyorsun. Mümkün değil. Mutlaka çıkacağım çocukların seslerini. Şiirlerine Fikret Alan seslendirdi. Muhteşem. Tam da aynı dönemde Fikret Alan Trabzon Radyosu'ndaymış. Oradan da tanışıyorlar. Tanışmıyor. Diyor ki o yıllar hiç. Ya o yılların boşa geçmişti galiba. Etkinliği izledikten sonra. Tamam. Ve bu boşluğu evet, tamamlamak şey, istiyorum dedi. Yani ağlamak değil. Gülbahçe davet etti şey. İnanılmaz. Programa davetmişti. Azdı katılım ama gerçekten çok duygusal anlarmış. Sadece onu diye konuşmacıların. Çok. Mehmet Yaşar Bilen ağlattığı biz. Mehmet abi evet. Onunla 46 yıllık arkadaş. Tabii, epey eski arkadaş. İnanılmaz. Ya bizim oldu arkadaşlarımız, 40 yıllık arkadaşlar. 1000 sayfalık. 46 mı? Evet. 1000 sayfalık mektup yazmışlar dedim ben. Matbaa. Yani matbaadan çıkıp gelemedi diyor. Bilen o konudaki mektuplar ve kitaplar işte. Ben de dün onu sordum. Ne zaman? Abi söylemiştiniz. Ne zaman kitaba kavuşacak? Vallahi diyor çok daha matbaadan çıktı. Bu mektuplar. Ama bir kısmı. Bilen'e gelen muhtelif mektupları almış. Ama ikisi de kendi için diyor. İkisi de saklıyormuş. Bu arada arkadaşlar şunu söylemeden geçmemek gerekiyor. Bak unutacaktım. Teşekkürler Rüten abi konuyu açtığın için. Özge Sönmez olağanüstü bir akşam. Ben o kadar genç birinden böylesine güzel bir sunum bir hazırladım. Özge mi sunmuş? Sundu. O, hayır şiirini anlattım. Ama nasıl bir şey? Şey geçtiler sınırları verilen süreyi. Hiç kimse demiyor ki ya niye verilen süreyi geçtiniz? Tamam mı gitsin? Yani biz orada oturmaya razıyız. Öylesine güzel bir yani, şey. Yani hepsi az çok alkışlandı ama Özge'nin alkışlanması bayağı uzundu. Özge dersine çok iyi çalışıyor. Yani iyi Özge dersine ben aldım. Hatta kendisi yayınlayacak yoksa bugün hepimizin elinde olur. Yayınlarım ben yayınlayacağım. Özge'nin çalışması. Yani Özge'ye bravo Özge diye bağırdığımı sonradan fark ettim. Özge abi bu kendiliğinden gelen bir şeydi. Yani gerçekten son dönemlerde izlediğim en iyi şiir tarihli, en iyi şiir. Ve sözcüklere takla attırıyordu. Başka nasıl anlatayım? Sözcüklere takla attırıyordu. Onun şiirini aştı olay bence. Özge yeniden bir şiir yazdı. Evet. Bir yayınlayacağız okurunuz orada. Sayfasına mı yayınlayacağız? Şey, öyle mi dedi sana? Ben yayınlayacağım dedi. Sayfasında yayınlayacağını sanmıyorum. Yok. Bir dergiye gönderebilirim. Bir dergiye gönderebilirim. Ama şey yapabilirim yani. Ben şu altı arkadaşlara, okumak isteyen arkadaşlara verebilirim. İnanılmaz. Ya, öyle yapma da sen biz bize sadece gönder bana da ben okuyayım. Ne yapayım yayınlayacağını öğrenemez. Peki yani. Gönder bir okuyayım. Evet, bunu öğrenler de yayınlayacağım. İnanılmaz. Size yani, enteresan bir şey söyleyeceğim. Yani bence enteresan bir şey. Çok enteresan değil. Karşıyaka'da ben biliyorum ki bütün İzmir'de o kadar çok şiir grupları var ki hayret edersiniz. Ve bunların çok işe yaradığını fark ettim. Önceleri ben şiir yazdım diye iki satır alt alta yazan, abuk subuk şeyler yazan, heceye dayalı birikimlerini arttırmaya çalışan insanlar. Bir dur verir, ya. Ondan sonra yani zaman kaybı gibi başlamış şeyler, gruplar. Fakat sonradan fark ettim ki o grupların içinde şiirini yazmayı değil, okumayı bile bilmeyen bir takım insanlar vardı.
Ama bu benim aşağı yukarı 10 senedir sürüyor bunlar. Davet ediyorlardı, gidiyordum. Bir ara sıkılıyordum tabii, hep aynı tarzda. Aşk meşk, yandım gittim, öldüm gittim. tarzda, konularda. Fakat sonradan bunların arasında o kadar güzel şiir yazanlar oldu ki, o kadar ilerlediler ki, mesela Hava Köseoğlu, duyuyorsunuz bunu belki. Şerife Çınar, yani bunlar sıfırdan başlayıp bayağı bir şekillere, birikimlere gelen insanlar. Yani çok değersiz gibi görülen şeylerin de işe yaradığını farkına vardık. Bu çalışmalarda değil mi? Evet. Ve çok kalabalık oluyor. Herkes bir, ama herkes bir şiir okuyor, bir şiir okuyor. Ben tabii bunu aldım, aynı şiirle gitmedim. O yani o kadar çok şeyin arasından bir taneyi seçmek için kimin vakti olabilir ki? Hani grup çalışıyorsun ya. Ama işe yarıyor onlar. Yok, yani sonuçta ortaya çıkıyor olabilir de, şimdi sen şeyi bana sor, şiir gruplarının kaç tane olduğunu. Hepsine iyi kötü giden benim. Hakikaten hepsi kendinden bağımsız ve senin de şey dediğin çok doğru. Herkes çıkıyor. Ya mecbur mu herkes bir şiir okumaya? Ya mecbur mu? Ben bir Özge şiir okuyabilirim. Özge Sönmez'e yürü şiirini 10 Kasım'da koronun açılışında okudum. Büyükşehir Belediyesi'nin iki korosu 10 Kasım Atatürk'e saygı yürüyüşü, 9. yürüyüşün arkasından Cumhuriyet alanında heykelin önünde bir konser, ortak konser yaptı. Konserin sunumunu ben yaptım. Fakat Büyükşehir Belediyesi, Cumhuriyet Halk Partisi, öteki belediyeler adam gibi destek vermedikleri için de çok mutlu ettiler şeyi, mutlu edin yani. 2000 kişi vardı yoktu yürüyenler. 2000-2500. Sonra niye? Sonra konserin son bölümü, konserin dört parçasını iptal ettik kişi. Yardım mı oluyor? Dört parça kalmışlar, etkilemişler. Çünkü 300 kişi ancak kalmışlar. Son derece kötü bir ses üzerine, son derece kötü bir organizasyon. Bir gün önce yağmur yağmış, bahane, bahaneler şahane. Açık havada ses düzeni, ses düzeni başlıyor. Adamlar orada durmuyor tek masanın üstünde. Bakıyorsun bilmem nerede gezmiyor. Falan. bu şiiri açtım. Büyük alkış aldı insanlardan bayağı kalmadı. Sonra birisi geldi okuyacağım, birisi geldi dedi, bu şiir nereden buluyor dedi, kim? Dedi, Özge Sönmez diye, kim çıkar karşınıza, bulamadık kızcağız. Ya benim fotoğrafını çekebilir miyim dedi, kağıda basmıştım. Dedim, çek tabii ya, hemen. Onu okuyayım size. Ondan sonra da neyin yaptığını sen yapacaksın. Yayınlanmış. Yayınlanmıştır. Dur, nerede yayınlanmış sana söyleyeyim. Yaşam Sanat Dergisi'nin evet. İsmarlık sayısında. Evet, ver. Evet. Yürü. Yürü, durmak için zaman kötü. Göz tetik siper gövde, can çığlık korku kelepçe. Yürü dağların sabrını koy kalbine. Bir günde yeşermedi ki evren, tükenmez ha deyince ışığı iyi gözler. Yürü dünyada bir adım için 365 gün bekler bebek. Sonraki işi ölmek, önce bebek büyüyecek. Yürü mızmızlanma karanlıktan, huyudur bu hayatın, işleri hep yokuşa sürmek. Söke söke getireceksin aydınlığı, zehrin zehrinle tükürürken yedi dilleyen gerek. Yürü gül yapraklarını koy yaralarına, yanan ana tüten baca için, çiçek kız boran oğul için, bardakta aziz su, sofrada beyaz un için. Yürü durmak için zaman kötü, ancak yürüyenler bilir, tek bir adım nefes kadar kıymetlidir. Yalnız yürüyenlerindir tarih, duranlar karanlığın külü. Yürü, yürüyecek, yürüyerek dirilecek ölü. Yürümek zamanı. Özge bu şiiriyle Yaşam Sanat'ta yayınlandı. Yaşam Sanat'ın düzenlediği kimin adınaydı o? Şiir yarışmasında birinci oldu. Birinciliği paylaştı. Gene paylaştı. Gene paylaştı. Özge çok başardı yani, evet, Fransa'dan yani. Falan da çok şey yapmış. Ben onu Karaburun'da da çağırdım bu sene. Orada da çok orada iyiydi. Gürtan abi. Söz alabilir miyim? Tabii. Önce ben ilk bir şey okuyayım, sonra Karaburun'dan söz etmek istiyorum izninizseniz. Neresindeyim bu karmaşanın? Sevsem sıcağı yok. Kaçsam köklerim kimsesizlik denizi. Böyle minik minik bir tane. Değirmen taşını durduran güç. Ezilen taneye sor halini. Yetik sevdalardan mı düştünüz? Söyle, hangi aşkın darası dağıldı uykunuzu? Bu kadar. Geleyim şimdi Karaburun'a. Evet, bir şey söyleyeyim. Önce küçücük. Zübeyde Turan şiirleri güzel okur. Ama
Üzülmeyin, kendi şiirini güzel okuyamadım. Yazı okuyamadım da okuyamadım. El yazısıyla hala, o yüzden okuyamadım. Neyse, bu da bir eleştiri, kabul ettim. Arkadaşlar bu sene Karaburun'da Berkliçe Şiir Günlerini Mehmet Atal'la ikimiz yaptık. Çok yoruldum ben. 11.30'lara kadar o parktan eve gidemedim bir hafta. Babam komaya girdi, Samsun girdi falan filan ama hele geldikten sonra böyle ayakta zor duracak haldeydim. Sunumumu da ben yaptım. Çünkü gelen tüm şairleri ben tanıyordum. Hatırlıyor musun? Afşar Tımıçı'nın telefonunu istemiştim. Afşar Tımıçı'nın telefonunu bir önceki yılda istemiştim. Ameliyat olmuştu buradaki bir dünya şiir günü için. Söz size bir başka sefere söz demişti. Bu aradığımda ben bir kez söz verdim. Afşar Tımıçı'nın oğlu da felsefe hocası üniversitede. Evet. Ali Timuçin'le birlikte geldiler sağ olsunlar. İşte bir grup şair arkadaşımız. Ben Afşar Tımıçı'nla farklı bir şey koyduk. Canlı söyleşi yaptım. Tabii Afşar Tımıçı'nla söyleşi yapmak için geceleri nasıl sabahladığımı düşünmelisiniz. Ve felsefe ve şiir paneli koyduk. Her şey bir yana gerçekten o Nergis Bahçesi'ni görmüşsünüzdür. Nergis Bahçesi'nin duvarlarında bile insanlar oturuyordu. Olağanüstü bir katılım vardı ve ben zaten yaşamda değildim. Yani ben sunuyordum ama mikrofon elimdeydi, dilim ne söylerse o gidiyordu. Evet, sonradan Afşatım için 3-4 bin tatilini uzattı. Katılımcı arkadaşlarım da herkes elinden geleni yaptı. Gerçekten çok güzel bir şey oldu. Hocayı bir gün arayamadım ertesi gün çünkü savruluyorum beni. İki gün sürdü. Ondan sonra biz konukları evlerimize aldık. Belediyeyle bir sorun olmuş. Yani ben de iki kişi, Özge ile İlkiz Kucur Taşdelen benim evimde kaldı. Dışarıdan katılımcı olmadığı halde gelen şair dostlar vardı. Rutan abi ve eşi, Hüseyin Peker, Hüseyin Altınbulluk falan gibi birçok arkadaşımız da vardı. Sonra hocaya telefon açtım. Dedim ki hocam bir şey rica edebilir miyim? Söyle dedi. Yerden yere çalar mısın beni dedi. Ne dedi? Yerden yere çalar mısın dedi. Önce bir anlamadı. Tamam dedi. Az konuşan bir adam. Telefonda mı dedi? Önce telefonda lütfen dedi. Beni ayağı yani çok kötü durumda. Ama çalsa da razıyım. Kesinlikle razıyım. O Afşar Timuçin gibi birinden eleştiri almak istiyorum gerçekten. Dedi ki bir, yarın 78 yaşına giriyorum. Birinciye bak. 77 bitiyor. Yarın doğum günü adam. Evet. İki, ben iki diyorum hemen. İki, ben dedi hani bilirsiniz ki, tahmin edersiniz ki uluslararası boyutta ve ulusal boyutta birçok etkinliğe çağrılayım. Hepsine gidemesem de seçerek gitmeye çalışıyorum. Bu kadar sıcağını ve güzelini ilk kez gördüm dedi. Hocam torpil yapmıyorsunuz değil mi dedim. Yok. Üç var dedi. Sus bana. Peki sustum. Üçüncüsü ne biliyor musun? Ben bir şairin bu kadar güzel sunum yapabildiğini ilk kez gördüm dedi. Hocam dedim ya. Yine torpil yok değil mi? Bey karnesini almış çocuklara çevirdiniz beni. Tamam bugün dışarı çıkabilirim. Çünkü gidiyorum üst kata. Biraz dinlenip ineyim diyorum. Bir bakıyorum ki 2 saat üst katta yatmışım. O hale gelmiştim. Ertesi akşam hocamı ve oğlunu alıp iskelede bir tane de küçük pasta götürdüm. Oo. Sürpriz olsun. Yemeğe götürdüm. Ondan sonra ne dedi? Telefonda söylediklerimden mi? Böyle bir espri yaptı. Bana yok hocam dedim. Lütfen. Sonra Mustafa Bey, Mustafa Gür, hiç dinlediniz mi bilmiyorum sazını. Evet, çok güzeldir gerçekten, ses muhteşem. Mustafa Gür de sürpriz yaptı, türkü armağan etmeye geldi bize o gece. Ve hoca giderken şöyle bir cümle kurdu. İzmir diyeceğim, ama altına Karaburun yazıyorum, belleğime kasıldı. Ya arkadaşlar çok yorucuydu ama gerçekten muhteşem bir Börklüce şiir günleri yaşadık. Çok iyi. Şimdi Yürü Bey'in anlattığı çok iyi. İşin küçük bir yani.
ben müsaadenizle bir takım şeyleri söyleyeyim. Yerden yere çal beni. Felsefede, estetikte Avşar Hoca ile konuşmak, Avşar Hoca'ya soru sormak için epeyce okumak lazım. Savrulmak lazım. Epeyce çalışmak lazım. Zübeyde bu işi çok iyi yaptı diyeceğim. Çok çok iyi yaptı. Ben bugüne kadar pek çok sunumunu izledim Zübeyde'nin. Ama resmen bir şey atlama vardı, sınıf atlama. Şeyde Avşar Hoca ile sohbet, zaten bunlar hepsini ben video olarak sayfamda paylaştım. Ama sadece onda kalmadı. Birçok şair arkadaş çıkıyor. Birçok şair arkadaşın şiirini Zübeyde şair arkadaş daha sahneye davet ederken ezberden şiirlerini okuyor. İki dizi, üç dizi yani. Türkü programı sunuyor. Türkü programında türkülerden okuyor. Sunuyor. Yani bir sunum niteliği. Avşar Hoca'nın da üstünde durduğu anladığım kadarıyla bu neyi sunarsa sunsun bir çalışma ürünü olduğunu ortaya koyuyor. Avşar Hoca bir de o bakımdan değil. Ben hemen sonrasına getireceğim sözü Zübeyde'yi anlatmak değildi derdim. Zübeyde'nin de içinde olduğu bir çalışma, yeni bir çalışma var. Hemen herkesin. Oraya geçmeden bir Afşar Hoca'yla ilgili bir şey söyleyeyim mi? Gerisini de sen anlat. Yok, anlatmayacağım. Gerisini siz anlatın. Arada bir dönüyorum adamcağızdan. Hocam yoruldunuz mu? Çünkü ben Afşar Hoca'yı okumaktan bir hallere girmişim. Resmen yoğunlaşmış durumdayım. Onu başka türlü anlatamam. Yoğunlaşmış, delilik yerine girdim. Hocam yoruldunuz mu diyebiliyorum dünyaya dönüp. Kendinize bakın. Ben yorulmam. Yemin ediyorum bana kaç kere böyle kendinize bakın. Ben yorulmam. O zaman ben sorduğuma soracağım ama sonra ben sorularımı orada da açıkça söyledim. Afşar Hoca olunca konu felsefe ağırlıklı sormayı düşünüyordum. Ama hocam Aşkın Diyalektiği kitabını biliyor musunuz? Okumayanlar ne olur hepinize söylemiş olayım. Aşkın Diyalektiği'yle çarptınız beni diyorum. Aynen böyle. Şeyde mikrofonda. Aşk yok diyorum. Onu söyleyeyim. Onu okuduktan sonra felsefeyi rafa koymuş. Zaten o da felsefi derinlikte de. İnanılmaz bir şeydi ve beni çarptınız hocam dedim. Onun için yazdım zaten. Bitti. Ben de şunu ekleyeceğim. Bir etkinlik yapmaya niyetiniz varsa Zübeyde'yi mutlaka onun yönetimine koyun. Aman. Tuttu onu koparır. Ben ustanın yanında çırağım. Doğru, teşhis doğru. Ben haddimi bilirim. Teşhis doğru. Börnüce etkinliklerinden biz oradan ayrıldıktan hemen sonra Büyükşehir Belediyesi bu defa Karaburun'da değil de Mordoğan'da. Yok, o Karaburun'da yaptı. Karaburun'da? Karaburun'da, o da çok güzeldi. Bakan olan yazarın adı neydi? Bakan Devlet Bakanı olan. Yılmaz Karakoyunlu. Karakoyunlu ile. Ama Karakoyunlu Aziz Başkan'ın yerli bir etti. Müthiş bir adamlar sahibi. Fakat, yani Karakoyunlu adına bir etkinlik düzenlenecek şimdi Karaburun'da. Zübeyde'nin planları çerçevesinde. Karaburun'da mı yaşıyor, Urla'da mı yaşıyor şimdi? Ben bir Karakoyunlu etkinliği düzenledim. 2-3-4 sene falan oluyor belki. Onu tanıdı beni biliyor musun? Öyle mi? Parkta oturuyoruz. Konak Kültür Merkezi'nde geldi. Çok da enteresan, unutma lafını. Ben çünkü orta yere girdim affedersen. Bu Karaburun'dakini bir cümleyle söyleyeyim. Bu da onunla ilgili de teşekkür ederim. Telefon ettim. Yahut da o mu bana etti, ben mi onu ettim? Neyse, bu etkinliği düzenlemek için. Televizyon açıp tam adamla konuşacağım. Televizyonda Japonya'daki büyük depremi gösteriyor.
Bir anda böyle benim göz televizyon hep açıktır benim evde. Baktım böyle gemiler karaya doğru fışkırdı. Tsunami de iyi gösteriyor o anı. Ben ne söyleyeceğimi şaşırdım. Karşıladım. Hanımefendi heyecanlanacak bir şey yok diyor. Zannediyor ki ondan konuştuğum için heyecanlandı. Ama öyle büyük bir andı ki yani düşünün ki gemiler karaya doğru geldiğini, evlerin, arabaların uçuştuğunu görüyorum. Ondan da konuşmaya çalışıyorum. İlk konuşmamız öyle oldu. Ya şey ama dil ucunda düşünen bir adam. Evet. Ya senle ben çırak kalırız yanında. Çok çok çırak. Ama bana bunu dedirtti biliyor musun? Karakoyun'da mı? Evet. Tabii. Neydi? Muzaffer Başkan. Karakoyun'da falan geldi. Biz de Serdar Kızık'la şeyde oturuyorduk. Nergis Çay Bahçesi'nde oturuyorduk. Sohbet ediyorduk. Aa birden buna aa Muzaffer Başkan arkadan geldi gözlerimi kapattı falan. Şey de geliyor dedi. Yılmaz Karakoyun'u şöyle büyük bir yer yapalım dedi. Hemen masalar birleştirildi falan. Karakoyun'u geldi. Bilir misiniz bilmem bu çok önemli bir şey. Kemal Devrim miydi? Bir şey. Kemal Adana'da yaşayan bir hukukçu. Genç bir hukukçu. 70 küsur doğumlu birisi. Bökücü ile ilgili bir şey. Bir kitap yazmış. Büyükşehir Belediyesi hem bunun kitaplarını hem Karakoyun'un bir romanı çıkmış Bökücü evet, içerikli. Evet. Bunları satın aldı, halka ücretsiz dağıttı. Büyükşehir Belediyesi yapıyor ama bunu. Şimdi önce orada çay içme faslı, etkinliğe sonra girecek. Şöyle baktı, baktı. Hanımefendi, siz şairdiniz değil mi? Dedi. Öyle diyorlar hocam dedim. Şairim adama nasıl dersin? Öyle diyorlar dedim. Evet dedi, yanındaki o Kemal Bey denen kişi benim yanımda oturuyor. Rastlantı. Dikkat ediniz şairler tehlikelidir. Kendinizi ne dedi şairler? Tehlikelidir. Kendinizi koruyunuz dedi Kemal Bey dedi. Fakat zaten Kemal Bey'in ağzını açtırmıyor adam. Yanıma gelir misiniz dedi. Gittim yanına. Kendinizi benim yanımda ne hissediyorsunuz dedi. Elini omzuma attı. Ne diyebilirsin ki orada? Çırak dedim. Duydunuz mu Kemal Bey? Haddini biliyor dedi. Gider Kastro ölmüş. Evet. Yani duydunuz mu Kemal Bey? Neyse sahne aldılar arkadaşlar. Aziz Başkan biraz geç kaldı. Sen misin geç kalan? Ve çok muhteşem bir tiyatro sahnelendi orada. Bu şeyle, röportajla ilgili. Ya soluklarımızı tuttuk yani. Öyle bir şey ömrümde izlememiştim. Diyemiyorum şimdi. Gelince aklıma geleceğim. Bu adam onu çok beğendi. Oynayan arkadaşlar onun bir şeyini bana verir misiniz istiyordur? Tek. Bana verir misiniz? Evet dediler. Ne zaman? Şimdi. Azıcık zaman geçiyor. Şimdi daha geçmedi mi acaba? Biraz sonra. Sevgili başkan Aziz Kocaoğlu. Geç geldiğiniz için bu olağanüstü tiyatrodan istifade edemediniz. Ya şöyle şöyle başkan bir şey söylemeye çalışıyor. Sıranız gelince konuşun diyor. Biraz sonra tekrar o Kemal Bey'e mikrofonu en sonunda birkaç dakikada şey fakat da. Kimse bu adam sussun demedi arkadaşlar. Duracağım tabii. Ben yok, şeyde bir yer muhabbet etme şansı buldum. Zeytin etkinliğinde havalıktan. Müthiş bir adam ya. Yok ya. Karakoyun müthiş bir adam. Ama örneğin orada çok ilginç. İlk aşklarını maçlarını falan filan nasıl şey anlattı. Orada da bir şey yazmış. Bir roman yazmış. Romanda böyle bir sahne şey bir bölüm varmış. Karısı demiş ki ama kendi anlatıyor bunu. Ya sen yaşını başına almış adamsın. Utanmıyor musun bunlarla? Arkadaşlar ilk baskılar şu kadar sattı diyor. Binlerden, yüz binlerden satıyor, söz ediyor. Hanımın eleştirisi üzerine değiştirdim. Satış durdu diye. Karısının da edebiyattan haberi yok yalnız. Edebiyatı birebir gerçeklik sanmış. Oysa uydurmadı edebiyatı yani. Bunu görken bir yerden çok güzel bir sunum yaptı şeyde Karamağlar. Sustum da. Evet. Şu deftere bu arada buradaki dostlar sizle oradan başlayın. Lütfen abi. Birkaç satır düşün. Ben de size İstanbul'dan söz edeyim biraz. İstanbul evet, Kitap ay, çok iyi oldu. İstanbul Kitap Fuarı geçen yıl sevgili Osman kardeşim de gördü, oradaydı. Geçen yıl 536 mı 560 bin kişi ziyaret etmiş. Bu yıl bu sayı 621 bin olmuş.
621 bin kişi. Sadece cumartesi, son cumartesi günü ziyaretçi sayısı ya da okul sayısı 93 bin. Yani bir, çok ters, yani zor ulaşılan bir yer. Hiç sorun değil. Halde. 621 bin ziyaretçi. 93 bin cumartesi günü. O cumartesi ben 12'ye doğru geldim. Metrobüsten indim. Oradan döndük. Birisi soruyor, fuara nasıl giderim diye. Şoför dedi ki, bak şu kalabalığı görüyor musun dedi. Bunlar hep okumaya gidiyorlar. Hep okumaya gidiyor bunlar dedi. O da çok ilginçti. Neyse şeyden, üst geçitten bir ara ben geçtikten bir süre sonra bizim çocuklar yeğenlerden falan gelen olmuş. Bir tanesi aşağıdan bağırmış, ya yeter artık demiş. Çıkmayın merdivene. Merdivene iler, üst geçitte ilerlemiyor. Yıkılacak üst geçit. Alttan da E5 geçiyor. Koca yol geçiyor yani cadde, ana cadde iki taraflı. Beylikdüzü tarafı. Beylikdüzü tarafı. Böyle bir şey. Bir başka şey var. Bunu Minnesota'da falan da paylaştık. Minnesota'da Fatih Erdoğan'la daha birkaç arkadaşla. Gözlenen şey şu. Baskı, zorbalık arttıkça insanlar doğrudan cepheden saldıramıyorlarsa eğer, böyle dolaylı olarak zorbalığa ve baskıya saldırıyorlar. Okuyorum işte, var mı diyeceğim. Bu kitap fuarının özeti buydu işte. Yani insanlar satıcılardı. Bunu böyle yorumlayamasalar bile. Ya ne zaman bir şey var, ülkede kötü şeyler oluyor, insanlar kitaba yöneliyor. Böyle garip bir şey var. Tıpkı şey gibi şeye benzetiyorum. Nasrettin Hoca'nın, Nasrettin Hoca ile Timur'u karşılaştırma sana halka. Halk Timur'la baş edememiş. Ama Nasrettin Hoca'nın çağdaş yapıp Timur'u yıkmış. Şimdi bütün Nasrettin Hoca fıkralarında Timur yerde birdir biliyorsunuz. Yani oysa arada 53 yıl var. Hoca öldükten 53-54 yıl sonra falan doğuyor Timur. Bu ona benziyor biraz. Yani zorbayla baş edemiyorsun dışarıda, bir şey diyemiyorsun. Bir örgütlü yapı yok ama kendi kendine, kendiliğinden gelişen, halk içinde gelişen bir şey var. İnadına okuyorum, var mı diyeceğin gibi bir tavır var. Bunda ortaklaştı insanlar, konuştuğumuz insanlar. Okuma da arttı ama. Bir kesimde ama. Okumayanlar da var. Sadece kitap alanlar var. Fakat işin ilginç yanı... Okumayanlar hep var. Zaten. Var, ben hep var. Nasılsın? Hep var. Az önce sözünü ettiyse, kitabın fuar ilk açıldığı yıllarda çocukların sesinden yayıncılar rahatsız. Evet. Diyorlar ki ya bu çocuklar buraya ne geliyor yani? Bunlar gelmese de böyle ortalıkta kalabalık etmese de kitap satılsa. Çocuk kitapları şimdi ama başka bir şey. Fatih Erdoğan dedi ki işte o çocuklara şikayet şimdi edenler bugün çocuklara kitap basıyor hepsini. Çocuklara kitap basmayan yayın evi kalmadı. Evet. Tabii. Yapı Kredi'nin bastığı bir kitabı geçen de birileri bir sayfayı yayınladılar. Ödüm koptu. İşte bir çocuk kitabı arkadaşlar. O kitaba bakmam lazım. Ya ödüm koptu. Orada bakamadım. Gördün mü onu? Yok bakamadım. Haberin oldu bakamadım. Mu? Haberim oldu bakamadım. Şimdi bulabilirsem paylaşayım seninle. Gidip bulacağım. Bakayım. Yani örneğin denetimsiz diyorsun ya, denetim noktasında da bir duraksıyor insan. O denetimin ölçüsü ne ve onu kim yapacak? Evet. Deyince bu sansüre giriyor. Geliştikçe bulacak yani. Ha yani kendi kendine su yolunu bulacak tabii, bence. Tabii. Ya bir yandan nitelikli yayın evleri gerçekten evet. Olağanüstü, birbirinden olağanüstü kitaplar basar. Yapı Kredi de yabana atılacak bir yayın evi ki nasıl basar dedi. Kesinlikle bilmiyorum. Görmeden bir şey söyleyemem. Devri dönüyor. Görmeden güya inceliyor. Güya bütün dosyaları reddediyor. Var mı böyle bir şey? Sıradan bir yayın evi değil ki. Çocuklar adamlar. İçin edebiyat ürünleri basan yayın evler içerisinde her ürününü çok rahatlıkla okuyabileceğiniz, belki de ilk sırada sayabileceğiniz yayın evi yapı dedi. Görmediğim için henüz bir şey söyleyemem. Ben kendi görmem lazım. Paylaşmışlar, okudum. Ha yok ben okumadım işte. Kitabın adını aldım ama orada da bakamadım. Fırsatım olmadı. Kimin kitabını mı? Bilmiyorum. Küçük, masalcı mı ne bir şey kitap bir kitap. Bakmam lazım. Küçüklere masallar. Küçüklere masallar. Bakmam lazım, bilmiyorum. Bunları söyleyebilirim. Bir gün şey diyeyim ben, Mavi Bulut'tayım. Cumhuriyet'te yayınlaydı. Cumhuriyet'te de yazarlar, Cumhuriyet'in gazetecilerine, yazarlarına, yöneticilerine içeride oluşu nedeniyle gazeteyi imzalıyorlar. İşi kaçırdın mı peki? Yok, kusura bakma. Yurt dışından aradı. Söylediğin şeyler, bildiğin şeyler. Tamam. Yine Söğüt var, Mavi Sayyener var. Hayko Bağdat var. Ahmet Tulgar, Mine'yi söyledim, Mine Söğüt, Meriç Dedeoğlu var. Ondan sonra kim birisi daha, Küçük İskender vardı. Sonra ondan ayrıldı. O ara ben de gideyim dedim. Hem Mine'yle konuşayım, hem maalesef bir göreyim. Oradan başka yere gideceğim, onunla nereye gideceğimi bilmiyorum. Cumhuriyet'e dediler, gittim. Neyse, dedim hadi içeri geçeyim. Mine'yle aktarmam gereken bir şeyler vardı. Oturdum yanı boş. Ahmet Tulgar oturuyor.
bu arada bir de gazeteyi verdim imzala diye. Dedim ki ben, benim gazetem de imzalamıyor bu arada. Maalesef imzaladı. Ben çağırdım imzaladı, geliyorum sana doğru. İmzala, imzala dedi. Ya dedim ben imzalat niye geldim? Ya sen bırak da imzala, boşversen dedi. Başladık gazete imzalamaya. İşin en ilginç ve en güzel yanı, şey Küçük İskender gitmişti o arada. Galiba Bağdat da yoktu, Harika Bağdat da yoktu. Şimdi bir tarafta ben kaldım, Ahmet Turgan meşgul. Bir kızcağız gazete uzattı. Dedim ki adın ne? Adını da yazayım, adına da. Ne kadın, kızcağızın adı? 22 yaşında olduğunu sonra öğrendik. Dal gibi bir kız. Türkçe değil adı. Dedim ki, İntikar, J ile başlıyor. Jibek mi dedi ya? Öyle bir şey söyledi. Dedim ki, sesli harfi var mı? Yok dedi arada. Sesli harfi yok, ben Ermeniyim dedi. Ben Ermeniyim deyince ben hiç düşünmediğim bir şey yaptım, hiç aklıma gelmeyen, o anda doğaçlama bir şey yaptım. Dedim ki sen, değil mi ki Hrant Dink'in milliyetindensin, değil mi ki bu toprağı, bu toprağın milliyetçilerin hepsinden daha çok sevenlerden, seven bir halkın çocuğusun. Senin gazeteni ben ayakta imzalayacağım. Kalktım ayağa. Yazdım birkaç satır yazarken, kız başını alamıyor. Böyle iyi insanlar var mı dedi. Dedim ki ben onlardan saydım. Üstüme almıyorum ama var, bak. Hrant nasıl bir insandı? Bugün bu dili, bu insan, bu ülkeyi, bu dünyayı, bu toprakları herkesten daha çok seviyor. Hrant gibi sevebilseydik bu toprakları, biz başka türlü olurduk ülkedeki hayatımızda. Böyle insanlar var ya, yok değil. Gözündeki şey, makyaj bütün indi aşağı. Bir ne dedi ki, ya sen de boyamışsın benim gibi dedi, gözünü, başını, ağzını, burnunu dedi. Baktın hepsi aktı dedi. Ağlama dedi. Kalem oldu ya. Dondu kaldı. Ahmet Tulgar bıraktı kalemi. Melişan'ın bıraktı. Mine bıraktı. Dedim ki Mine'ye ya bırak ağlasın dedim ya. Biz ağlayamıyoruz sen ağla bari. Kızım bütün makyajı aşağı gitti. Neler çektim anlatamam size dedi. Adım nedeniyle, milliyetim nedeniyle neler çektim bu ülkede. Ama size dedi anlatamam. Ama yani. Tabii. Tabii. Anlatamam çünkü size. Sözüm bitti mi bilmiyorum. Yok, ama şeye gireceğim. Tabii. Bu konuya tabii, gireceğim. Tabii, tabii, tabii. Benim çocukluğumda... Bu Küçüklere Masallar'ın kadın cinayeti olayı. Yok yok, başka yok, bir şey. Yok. Bakın. Kadın cinayeti olayı için yayınlıyorlar ama hayır, içeriği farklı. Masalları da. Bak, o sayfa. Ha, oku. Atacan, Afacan Can da şöyle demiş. Nasıl? İyisi bir göstersen. Papatya, bir papatya boynunu tahtanın üzerine dayamış, Afacan da Can da kıyma bıçağını eline almış, kızılbaşını kesmiş, tavalak sarkmaya koymuş. Tam böyle bir şey. Evet, evet, evet. Cadı çokça da eve gelmiş ve başlamış aktırmaya. Güzel kızım gül papatya, kim attı seni tavaya? Ben diye seslenmiş Afacan Can, bacanın tepesinden. Sen buraya kadar nasıl çıktın diye sormuş cadı çokça kıymadı. Tuğlaları üst üste yeri çıkmış. Evet. Yani böyle bir anlatım çocuk kitabında olabilir mi? Ya olmasa iyi olur diye düşünüyorum. Ben yayınlamam. Ben sorumlusuyum, yetkilisiyim, yayınlamam. Ben böyle bir şey izin vermem. Bu dosyayı yayınlamam ben. Bunu değiştirin de derim. Bitireyim. Ondan sonra neyse, Cumhuriyet'te sonra Marcel imzasına gitti. Sonra Ahmet kalktı, Ahmet Tulgan. Dedi ki ben gidiyorum dostum dedi. Tamam dedim, git nöbetçiler var mı dedim. Ya sen zaten zeminden beni imzalıyorsun. Sonra beni çağırdı kalktı. Sonra yine dedi ki ben de gidiyorum. Ana bir baktım ben yalnızım. Cumhuriyet standında. İşi biten gitti. Gazeteyi bitirinceye kadar. Nevram'da ömrümde o kadar imza yapmadım ya. İmza. Hala diyorlar ki gazete yok mu? Ya dedim bitsin artık arkadaşlar yeter. Bir küçük boşluk vardı ama o kızı unutmam mümkün değil. Onunla ilgili birkaç satır bir şey yazmayı istiyorum. Ha bizim İzmir'den Yaşar Üstün de oradaydı o arada. Hmm. Yaşar Üstün de tanık oldu olaya. Ama böyle bir ara, şey böyle bir şey yaz Bekir. Bir böyle dondu kaldı ya. Kız gözünün önüne gitmiyor. Çok hoştu. Neler çektiğimi size anlatamam dedi. Anlatamam. Ben orada çok büyük bir hata yaptım. İki gün kaldım ben orada. İki gün tam dolu dolu kaldım. Ama dedim ki kendi kendime sanat fuarına son 2-3 saatte gezerim dedim. Çok ağır bir hata yapmışım. Çok ağır bir hata yapmışım. Sadece hızlı hızlı dolaşarak belki dörtte birini gezebildim ve olağanüstü güzel şeyler gördüm. Hele heykeller. Evet. O Ege'de, Ege Denizli'yle ilgili bir heykel vardı. Gördün mü onu Bekir? Küçük küçük insan böyle parmak kadar insan heykelcikleri yapmışlar, sandıkların içine koymuşlar. Ha, yok, orada bak şeye bak, çok fotoğraf çektim. Yani yaklaşık 200 tane falan fotoğraf çektim. Serginin onda biri.
Bir de düzgün yayınlayamadım çünkü hepsini gezmemiştim. Ama nedendir bilmiyorum. Benim bütün diğer fotoğraflarım 150-200 liranda paylaşılır. Yani bu sergi şeyi, fotoğrafım 16'da kaldı. Belki duyulmadı. Bir bakın tavsiye ediyorum. O Ege Denizi ile ilgili olan da şöyle bir şey yapmış. Portakal sandıkları düşün. Üst üste dizin portakal sandıklarını. Her portakal sandığının içinde 100-150 tane heykel. Minik minik heykel. Ağzını havaya açıp bakan böyle. Altına da yazmışlar Ege Denizi'nde insan pazarı diye. Açın benim o sayfayı. Sadece ikinci sayfada olması lazım. Sadece ona bakın yani. Bir yerde de gene heykelcikler yapmış. Kürsüde birisi konuşuyor. Diğer minik minik böyle gördüğünüzde ancak böyle yere tapınan insan şeklini algılayabilirsiniz. Etrafında da 150-200 tane insan dönmüş. Oradaki ne konuşuyorsa diğerleri böyle dönüp bakıyor. Yani o kadar müthiş şeyler buldum ki, gördüm ki orada. Şaşırdım kaldım. Hani bu kadar büyük bir sergiyi ne büyük hata etmişim. Yaratıcı bir gün bütün ayırmam gerekirmiş. Bir gün bütün ayırmam gerekirmiş ki bakmalıymışım ara. Şeye gördüm. Herkesin tanımıyorum nasıl olsa sonra bakarız. Yani en azından o sayfaya bakın. Birkaç fotoğraf, birkaç heykel çok ilginizi çekecektir orada. Yani gölgesinde kaldı. Kitap fuarının gölgesinde kaldı o sergi. Üstelik bir de içinden geçip gidiyoruz. Oradan geçiyor, doğru. İçinden geçiyoruz ama yanlara doğru çok açılıyor Gülsün bu. Gülsün Kara Mustafa Onur konuydu. Ama Onur konuydu. Ama diğerlerini de mutlaka görmek gerekirdi. Yani kitap fuarının gölgesinde kalmış olmasına ben çok üzüldüm kendi hesabıma. Ben de gölgede bıraktım. Kitap fuarını göreceğim diye onu gölgede işte bıraktım. Onu da başka hesapla yapıyorlar. Ya buraya çok gelen giden oluyor, evet. Oraya da gelsin. Bizim için örneğin kimi dostlar böyle kaçırıyor ama kimi dostlar da özel zaman ayırıyor oluyor. 12.si mi ne onun bu yıl? Şeyle, TÜYAP'tan sonra başladı ama her yıl TÜYAP'ta artık eş zamanlı yapıyorlar. Son derece başarılı gerçekten. Çok. Ne söyleyecektim ha? Yohanna Küçüradi Onur konuydu bu yıl. Çok garip bir şey var. Arkadaşlar, Küçüradi'nin adının nasıl okunacağı konusunda bizimkiler en küçük bir merakta bulunuyor. Yohanna Küçüradi'nin. Evet, felsefeci kızım orada basın bölümünde çalışıyordu. İonla diye okunacak demişler. İonla okunmaz okunacağı adı. Sonra ben doğrudan tekrar kulak tarttım ne oluyor diye. Bildiğim doğru tabii. Sordum ana emek bir ara. Dedi ki Küçüradi'nin adını nasıl okuyordu bu arada? Yohanna dedim. Bu onlar dedi İonla diyorlar dedi. İonla Hanım, İonla Hanım, İonla Hoca. Yok. Yazık. Tabii Yohanna. Hocam açın şeyde Allah aşkına Google'un şeyde translate'i var. Translate'ini açın yazın tabii. Her lisanı, o tabii. Lisanı orada okuyor. Bu kadar basit ya. Sonra ayıp değil. Açarsın dersin ki Sayın Küçüradi. Onur konuğumuzsunuz. Adınızı nasıl seslendiriyoruz? Doğrusu nasıl? Onu kendisine sorarsın. Bakın ben Kübanlar geldim. Kübanlara dedim ki ya bu Türkiye'de Che Guevara bilmem ne falan bu nasıl seslendiriyorsunuz? Dedi ki Che Guevara. Doğrusu bu Che Guevara. Şeyde var. Öyle u evre falan. Hayır, hasta Sempre'yi okurken, hasta Sempre'yi söylerken dinle. Che Guevara diyor. Ben de önceden de Guevara falan demeye çalışıyorum. Baktım şarkıyı dinliyorum. Dümdüz Guevara diyor. Evet, evet. Orası diyorsa ayıp değil. Çünkü hayır bir kendisi söylüyor. Tabii ki ayıp değil. Tabii ki ayıp değil. Bizim şeyde Zübeyden beni maça mı döndürdüğünce futbol maçları yapıldığı zaman spikerler söylüyorlar. Biz gittik kendisine sorduk. Adı nasıl telaffuz ediliyor diye öğrendim. Ondan sonra söyledik diyorlar. Futbol spikeri bunu yapıyorsa biz niye yapmıyoruz böyle bir şey? Yapmıyor abi. Merhabalar. Merhaba. Hoş geldiniz. Bir felsefe okusun. Merhaba. Sağ olun, hoş bulduk, sağ olun. Merhaba. 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 Ondan sonra oturumlar, felsefe, Küçüradi'nin onu oluş falan. Şey dedi ki, Betül Hanım, şimdi bu akşam, bugün dedi saat 15.30'da bir oturumumuz var. Betül'cim istersen, sorarsan sevinirsin. Dedim ki tamam geleyim. Bir baktım saatim duruyor. Son gün zaten doğrudan bir işim yok. Gittim arkadaşlar, iki doçent. Betül Çatışöken, bu arada adlı isimlikler yazılmış, isimliklerde hiçbirinde ummanları yok. Ya bu insanlar o akademik kimliklerle konuşuyor orada. Şimdi Yusuf Alper'i hatırlayın, Yusuf Alper edebiyat şiirse asla ummanını kullanmaz. Evet. Ama akademik bir şeyse adam profesör ya. Bu insanların hiçbir kimliği yok. Sunumu yapan üniversiteden, Maltepe Üniversitesi'nin öğretim üyelerisi, Zeki Yalnızlı galiba, o da profesör. Son derece dengeli, son derece güzel bir açış, kapanış, son derece hoş. İlk sözü Betül Hanım'a verdi. Betül Hanım, insan, günümüzde insan, genel kavramlar ortaya koydu. Zaten Betül Hanım çok iyi de bir konuşmacı.
arkasından iki doçent Ahu Tunçel'le bir kadın genç, 30'lu yaşlarında. Bir de Güncel diye bir arkadaş. Güncel'in soyadını unuttum. O da erkek, o da doçent. Arkadaşlar inanılmaz şeyler söylediler. Son derece akıcı, son derece güzel konuşmalar. Biz dakika bile kaçırmıyorsunuz ki insanın dikkati dağılır bir süre sonra. Hiç öyle bir şey yok. Çünkü büyük bir coşku, büyük bir şey, emek ürünü bir sunum. En son hepsine teşekkür ettim. Yusuf Hoca ile zaten gitmeden unutuldum. Ahu Hanım ne dese beğenirsiniz? Dedi ki çok önemli bölümünü, kısa bir bölüm sundum. Çok önemli bölümünü söyleyemedim dedi. Dedim ki iyi söyleyemediniz ya. Bu söylediğiniz bölümde darmadağın olduk zaten. Neyi anlatıyorlar size söyleyeyim. Japonya'da bir, örnek çok çarpıcı. Japonya'da bir robot tıpkı insan gibi bütün işlerini kendi yapıyor. İlkokulu bitirmiş, ortaokulu bitirmiş, gitmiş liseye kaydolmuş. Ve diyor ki liseye beni almayacaklarını düşünüyordum, aldılar diyor. Liseyi de bitireceğim, üniversite okuyacağım diyor. Robot mu söylüyor? Robotun kendisi söylüyor. Bir robot ve insan gibi bütün işlerini kendi yapıyor. Başkaları girmiyor işin içerisinde. Şu anda lise okuyor. Ahu Tunçer dedi ki yarın bir gün bu üniversiteyi bitirecek dedi. İşletmeyi bitirecek, bilmem nereye bitirecek. Peki dedi, siz dedi işletme sahibisiniz. İşe kim alırsınız dedi. Bunun dedi çişi gelmiyor, bu acıkmıyor, bu yorulmuyor, bu sinirlenmiyor. Bu diyor işini savsaklamıyor. Tamam, vay ben bu işi yapmam diye kapris yapmıyor. Bunun egosu yok dedi. Bunu mu alırsınız, insan mı alırsınız dedi işe. Arkadaşlar daha böyle bir takım açılımlar inanılmaz. Yani nereye gidiyor hayat, dünya nereye gidiyor? Bunun üzerinden sadece bu örneği söyleyeyim. İnanılmaz bir oturumdu. Çok keyifliydi gerçekten. Ben ötekiler bir bölüm, bir tane daha izleyebildim. Ercan Kesal'ı izledim. Hı. Ercan Kesal'ın konuşması da çok iyiydi. Oradan da aklımda kalan size söyleyeyim. Ercan aynı Kesal oturumda. Hala değil. Başka bir oturum Ercan Kesal'ı. Yazan insanlar ortaya yazarak ya da herhangi bir sanat dalında bir şey, ürün ortaya koyan insanlar dedi. Yaratıcı insanlar kendilerindeki kederi, kendilerindeki acıyı, kendi eksiklerini, kendi hüzünlerini koyarlar ortaya. Bunu dedi koyamazsanız dedi, başkasının derdini anlatıyorum diye anlatırsanız metin karşıya geçmez, sanat yapıtı karşıya geçmez ve insanlar onun alıcısı olmazdı. Siz kendi kederinizi, kendi eksiğinizi koyarsanız yazarken. İşte o zaman o da samimiyet ister. Aklımda kalan bu bakın. O zaman dedi karşıdaki insan kucaklar. Cin aynası, buyurun. 90 yıllık acılarımızın tamamı. Bu az önce sözcüğünü ettiğim Ermeni kız düşünün. Ağlayan. Bir kızcağız gazetemizi alıyoruz. Ne acılar çektim ben, neler çektim diye gazeteyi, Cumhuriyet'e bu son tutuklamalar dediğimde gazeteyi okullara imzaladım. Onu az önce anlatmıştım, onun için şey olsun diye, bağlantı olsun diye söyledim. Şimdi bunları bir düşündüm. Ya aklıma neler geliyor ya. Biz Koro'da bir arkadaşımız var bizim, kayboldu. Kızın adını Cihan diye kaydetmişler. Çocuğun adı Cihan. Ya Cihan daha çok erkek adı bizde. Sizin korunuz mu? Korudaydı. Hayır, Gülşehir Korosu'nda. Ben sahneye iki defa solist olarak çağırdım ve Cihan diye çağırdım. Niye Cihan diyeyim kıza ya? Yani bu niye, benim adım niye Bekir yerine Baker diye kaydedilsin ki ya? Böyle bir şey olabilir mi ya? Düşünün yani bu toprakların sıkıntılarına bakın. O geliyor aklıma. Cemal Süreyya geliyor. 1938 Dersim'den falan bir çocuk Cemal Süreyya. Ondan sonra kötü bir Türk milliyetçisi. Yani oradan sokakta kalan, anası babası sahipsiz kalan bir adam Cemal Süreyya. Onun için şiirin dışında Cemal Süreyya beni hiç ilgilendirmiyorum siyasi olarak söyledikleri. Benim diyeceğim gözümde beş para etmez söyledikleri. Sana mı kalıyor bir Türk milliyetçi? Milliyetçi sana mı kaldı ya Allah aşkına ya? Ya bir Türkiye'de böyle garip bir şey var. Başka milliyetlerden insanlar çok daha milliyetçisin. Biraz önce söylediğine hani derler ki yazında. Kendini yazmayan başkasını yazamaz. Sen önce omuzlarını da bir indireceksin. Tabii ki. Bir kurgu içinde elbette. Az önce sözünü ettin sen mi? Yılmaz Karakoyun'du. Karısı itiraz etmiş ya. Evet. O metin sen utanmıyorsun böyle şey. Ya bunlar uydurma metin, bu edebiyat bu. Ya sen Karakoyunlu'nun karısı olarak onu hala kavrayamamışsan yazık ya. Fakat verdiği örnek çok. En azından susmayı bil yani. Yüz binler basılan kitap birdenbire onda bire düşmüş. Olmaz mı bir şey ya? Bir aşk anlatıyor Yılmaz Karakoyun'du. Karısı itiraz etmiş. Utanmıyor musun sen bu yaşta bunları yazmaya diye? Ya edebiyat arkadaş mı ya? Ne istersen, ne varsa onu yazarsın ama yani kendindeki eksiği, kendindeki kederi diyor, hüznü diyor. Onu anlatamazsan, anlatamıyorsan o zaman diyor. Ya, Yaşar Kemal de bir insana toplantıda, şimdi o yazarın aklı gelmedi. Evet. Kendi düşüncelerini yaz, beni yazma demiş. Yani. Tabii. Kendi düşüncelerini evet. yaz.
O zaman başarılı oldum diyor. Evet. Şimdi bir de şey var, son bir cümle olsun bu şeye. Afşar Tumuçin'in bir sözü vardır, başka zamanlardan aldım ben onu dinlerken. Der ki, yoğunlaşma anının fotoğrafı çekilebilseydi eğer... Şey, edebiyata, sanata yazmaya yarattı. Evet, yani. Yoğunlaşma, sizlerin yoğunlaşma anınızın fotoğrafı çekilebilseydi eğer... Bakırköy'de tedavi gören en zırdeliden bir farkınız olmadı. Ya bu beni o senelerdir çarpar, orada kaçırır mıyım fırsatı? Hemen sorulardan biri oydu. Dedim ki, hocam sıra dışı bir soru var şimdi. Olsun dedi, ne sorarsan sor, adam kendine güvenli. Dedim ki, böyle söylediniz. Ya çıkamazsak hocam, nice oluruz dedim. Adam, tuzak soru. Çıkacaksınız dedim. Ona göre soyunacaksınız. Afşar Tumuçin'i konuştuk, bir maskara konuştuk. Onca eski şey, konuşmanın başına gönderdiler. Ama bu çok çarpıcı değil mi? Çok, tabii. Ya Afşar Tumuçin'den ben ortaokul, lise yıllarındaydı bir şey okudum. Alışkanlık ölümdür diye bir laf okudum. Hadi canım sen oradan dedim. Nerede okudun? Alışkanlık ölümdür ne demek? Bir sürü şey alışkanlıkla yapıyoruz. Birkaç sene sonra ayağım suya erdi. Alışkanlık ölümdür diyordu. Her şey neyi alışkanlıkla yapıyorsan bitmişsinizdir orada. Bekir Hoca, aşkın diyalektiğini oku da bir oturalım ne olur. Oturanlar var ama okuyanlar da haber veriyorlar. Bir şiir alacak bir konuda. Yanında getirdiğim birkaç şeyi göstereceğim size. Şiir Vedat, alacak. Şiire geçelim. Bakın Vedat ne yapmış? Vedat? Öteki yayınlar. Evet. Adnan Satıcı'nın 1000 yıl daha ülkesiz toplu şiirlerle basmış. Bu kitabın satılmayacağını bile bile Vedat olağanüstü bir şey yapmış. O sıra dışı bir adam ya. Tabii ya. Bu evet, böyle. Sıra dışı bir adam. Şükrü Erbaş'ın Yaşıyoruz Sessizcesini kaçırırsanız, bir de Haydar Ergülen'in Öyle Küçük Şeylerle kaçırırsanız çok büyük şey kaçırmış olursunuz. Her sabah İsmail sabahlar evet, okuyor. Bu dönemin son günlerin en başarılı şiir kitaplarından diyebilirim. Sadece Rüzgar şiirini okuyayım. İlk şiiri. Rüzgar. Rüzgarı alıp çıkıyorum. Ev senin, pencere senin, ceket senin. Bu kadar. Çok, gerçekten çok sevdim. Görüştük Haydar'da, kutladım da. Öyle Küçük Şeyler. Kırmızı Kedi. Sen gittiğinde bazen sen değilsin de giden benmişim gibi geliyor. Sanki çıkmışım kendimden uzun bir yolculuğa da sonra sensiz olmuyor diye dönüp gelmişim gibi kendime. Sensiz olmuyor şiiri bu da. Bir de anı var. Yine keyiflendiğim. İnsan anılarıdır, beni unutma. İnsan acılarıdır, beni unutma. Çok kısa metinler ama çok başarılı. Gerçekten. Şart, yani evet, değil. Evet, çok. İçeri yani. Fox'un sabah programını yapan bir İsmail ne soyadını unuttum. Küçük Köy. Her sabah okuyor bunu. Küçük Köy. Ha. Tamam, Küçük Köy. Bu kitabı Mavi Yalnızlık. Mavilik dersen aramızda denizden başka bir şey yoktu. Maviye sayılsa da birkaç vapur. İnsan bazen yalnızlığını başkasıyla gezdirir. Bazen de başkasında gezer yalnızlığıyla. Hem insan yaşarken sudan, severken yalnızlıktan başka nedir? Bunu çok sevdim. Şükrü Erbaş'ı zaten zor okuyacağız, zor okuyoruz. Ben öyle okudum. Eşine yazmış, Hatice'ye yazmış. Gerçekten Şükrü'yle ilk defa ciddi ciddi bir görüşme yaptık. Her seferinde şimdi dalga dümenden. Ama müthiş, bu kadar okuyabildim. Hatice'nin arkasından yazdığı şeyler, Hatice'nin eşinin bir seslenişiyle açıyor. Babanız içeride şiir yazıyor diye çocuklarımı sessiz ağlattım ben. Hatice Erbaş. Kadının nelere katlandığını, Şükrü'nün yanı başında nelere katlandığını çok iyi özetliyor. Bir acı, yeni neler yazdırmış, tam tersine benim acımda yani, her şeyimi öldürdü. Yani bir, ne bileyim, Muzaffer abiye söyledim, Muzaffer'iz diye. Muzaffer abi dedim ya, Şükrü Erbaş'ın şu kitabını alsan bir okusan. Muzaffer abi hala çok kötü biliyor musunuz? Aynen. Hala. Son derece kötü, orada daha kötü. Orada da hatırını sorduk, işte dedi yani, hala şey iyiyim diye bir şey yok dedi. Ya Şükrü Erbaş dedim, Hatice'yi ne güzel yazmış dedim. Sen de yazsana dedi. Evet, Müsel Hatice ablayı, yazsa rahatlıyor. Bazısını da kilitliyor, beni kilitledi mesela acım. Onu da kilitledi işte. Kilo, o tabii onu hayata kilitlenmiş. Kilitledi. Yani yazma çizme değil. İyiydi, başında çocuklar olduğunda falan. Bir bizi falan bir sevdiği birisini gördüğü zaman Muzaffer abi bir 10 saniye, 5 saniye, 10 saniye iyi oluyor. Ondan sonra tekrar arasına dönüyor ya. Yani. Abi çocuklar ne güzel falan diyor. Öyle öyle bekirsin öyle diyor.
O kadar yani. Toparlayamadık ya. Bir dolu insan herkes söyleyebileceği dilden sesleniyor. Ona çok olmadı. Gün sayı önemli ama şimdi bugün çıksa gelse var ya 293 gün oldu Bekir'cim der, ne bileyim der, öyle diyor, öyle diyor yani. Şeyde bir yerde karşılaştık, kitap falan almıştık. Bir yerde karşılaştık. Nasılsınız hocam dedim, aynen günüyle. Evet, evet. Tabii. Daha hiç şeyim, Gülşen bana baktı. Hadi bir de Şükrü Erbaş okuyalım siz arkadaşlar. Herkes kendini kilibiliyor. Muzaffer İlgül'le ilgili hemen şiirden önce etkinliğin videosunu götürmek üzere gittik. Orada bir koltuk var. Şimdi burada kırmızı koltuk oturtmaz oraya. Zaman zaman karşımda oturuyor burada, konuşuyorum. Ben de konuşuyorum. Mezarına diyor, gittim diyor, ağladım diyor. O da ağladı, gördüm onu. Yani insan... Bir şey söyleyeyim mi? Tabii benim salonumda resim vardı tabii ve oradan geçerken kıyafetim mesela bir giyinirken dışarıya salon tarafından geçmem gerekti. Gerekse orada hani ayıp olur o kılıkta dolaşmıyorum salona giderken. Sanki orada oturuyormuş gibi. Benimki ayrı bir şey neyse. Devin abla olanı yıkıyor. Bilmeyen dostlar için. Ömür Hanım da şöyle diyor. Güzelliğin geçici olmadığını senden öğrendim. Emeğin aşktan büyük bir hazine olduğunu senden. Zaman kâküllerinden doğar, topuklarından batardı. Al yeşil soluğun, yarasına döndüğün, gözümün sahibi. Sevmenin dünyayı sevmek olduğunu senden öğrendim. Hatice'si Hatice'ye yazmış. En baştaki eşinin yazdığı çok güzel. Çocuklarımı sessiz ağlattım. Babanız içeride şiir yazıyor diye çocuklarımı sessiz ağlattım ben. Şunu yazmadım, küçük bir şey söyleyeyim. Şeyi, işte ÖPAY istasyonunun yeni yapacağı etkinlik için Başat'ın yazılarını tarıyordum. Hmm. Tararken şey, Babodumu şiirde diye şeyde Antalya'da düzenlenen panelde sunulan konuşmalar tek tek bir kitapta toplanmış. Orada Başat'ın yazdığı bir yazı var. Okumanızı öneririm. İsmail Mert Başat'ın. İşte şeyi, Başat orada sadece Şükrü Erbaş şiirini veya şeyi anlatmıyor. Kendi şiirini de, kendi dünya görüşünün de şeyini de veriyor. Bütün ipuçlarını veriyor. Kullanın. Peki. Bunu gör. Sen ne kişi? İşte şey... Şükrü Erbaş şiiri... Orada pek çok kişi tarafından, pek çok noktadan alınmış, gayet güzel işlenmiş bir kitap. Yani kitaptaki bütün yazıları önerebilirim ama Başat'ın yazısındaki bir farklılığı, yani tarihi giydirmiş, kültürü giydirmiş içine, şeyleri sokmuş, işte şarap etkinliklerinden tutun da günümüzdeki bazı adetlere kadar pek çok şeyi içine alan bir yazı. O bakımdan onu örnek gösterdim. Şiirin efendi yüzü. İsmail Mert Başat'ı ben öyle derim. Bir kitabı keşke bana da alsaydım. Ne bileyim abi. Bu gelecek buraya, İzmir'e gelecek. Sela şiirde bakın. Metin söylüyor Hatice. Kan çenesinde senin acın. Kirpiklerinde benim kalbim. İki kaşının arası uzun bir sela. Parmakları tam yaranın üstünde. Kaldır başını o gölden anne diyor. Tutuşan otlar gibi düşüyor sesi. Belikli bir kız okulun bahçesinde çamlığın başına karlar düşürüyor. İyi ki dinlemiyorsun. Unutmak diyor, sonsuz rüya diyor. Kaybolmak diyor bir hiçlikte. Metin beni senin koynuna gömüyor. Besbelli üşütür soğuk topraklar. Soymayın, soymayın giydiklerini. Son iki dizi Ahmet Kutsi Tecan. İşte böyle arkadaşlar.
Bir de fuardan edindiğim bir şey, başka bir şey söyleyeyim. Sel Yayınları'nda Hamit diye bir dostum var. Biz her fuarda görüşürüz. Fuarlardan tanıştık. Sel Yayınları'nın satıştan sorumlu yetkilisi. Bir ara Sel'in bir tarafından geçiyorum. Elinde bir kitap sallıyor bana böyle. Dedim ki geleceğim merak etme. Sel'e uğramadan fuardan çıkılmaz. Bu benim için böyle en azından dedim. El salladı. Sonra gittim o gün. Öğleden sonra. Dedi ki bak bunu okuman isterim. Ben son bir yılda böyle bir öykü okumadım. Okuduğum en iyi öykü kitabı buydu dedi. Aldım. Arkasından o kitaptan 5 tane daha aldım. 6 tane aldım. Kimin? Kitap da yanımda. Kamil Erdem diye bir dostum. Kamil Erdem'in daha önce ufak tefek bir şeyleri yayınlanmış. Ama Kamil Erdem bugüne kadar neredeymiş arkadaşlar? Şu yağmur bir yağsa. Kitabın adı da şiir gibi bakar mısın? Şu yağmur bir yağsa. Önce şeyi söyleyeyim. Kitaptan edindiğinizlerimi söyleyeyim. Kendi öykü dilini kurmuş. Bambaşka bir öykü yazıyor. Bir. İkincisi, alt metinleri inanılmaz zengin bir öykü. Üçüncüsü, normal öyküler bunlar. Kısa öyküler değil ama en ufak bir fazlalığı yok. Biçim olarak da, biçem olarak da ortaya koyduğu çok başarılı bir öykü. Şimdi de son cümlemi söyleyeyim. Adam 45 doğumlu. 71 yaşında. Ya bu adam neredeymiş bugün adam arkadaş? Yani önce inanamayacaksınız. Ne bileyim yani niye... İşte alçak gönüllü, iddiasız olmak var ya, iddiasız olmak, İsmail abiden söz edelim. İsmail Mert Paşa bir düşün insanıdır, şairdir, denemecidir. Efendi yüzü şiirin gerçekten. Gerçekten öyle. Mahcup oturur yani, suç işlemiş gibi oturur. Böyle bir adamdır yani. Oysa birikimi taşıyor. İnanılmaz birikim olan bir adam. 5 tane niye? Armağan ettim dostlar. 6 tane aldım. Yani artık kalmak demek istiyor. Yani biz onları, de onun için sorduk verdim ama. Onları verdim. Şeyde bu etkinliğe getirdim. Bir de İstanbul'da yeğenime falan aldım. Çok çok sevdim ya. Çok güzel. Bir tanesini okudum. Gittim çok teşekkür ederim. Sen ismini bir not alın. Şu yağmur bir yağsa. Şey yapalım. Çok güzel. Bir de şey ben merak ediyorum. Şair. Ventura mı? Avra Ventura. Ya onu da seviyorum. Ben bu bizim kitaplarını ulaşamadım. Münir'ü Rökel'in ama. İnanılmaz esprili bir adamdır. Son derece esprili biliyorum, bir adamdır Avram abi. Evet. Ve çok da beğeniyorum. Kendinden de dinledim. Şeyde söyleyin adını. O Türkiye'li Yahudilerdendir. Bir İzmirlidir. İnanılmaz nezaketli bir adamdır. Evet, tanıştım da çok da beğendim. Son derece esprilidir. Örneğin benim kitapta onun birkaç esprisi var. Beni de iyi insanlardan saymışsın Bekir'cim, teşekkür ederim dedi. Abi benim saymama gerek mi var dedim yani. Dünya alem biliyor senin nasıl iyi bir insan olduğunu. Evet. Şöyle bir anısı, şimdi kitabın üzerindeki etiket fiyatı diyelim 10 lira. Kitabın 10 liraysa kitabın maliyeti aşağı yukarı 2,5 lira, 2 lira, 2,5 lira falandır. Kitabın fiyatını indirmişler aşağı. Bu Rakel Hanım demiş ki, ya demiş ama böyle olmaz ki bu demiş yani. Ya zarar eder, bu fiyattan satabilir miyiz? Avram Bey demiş ki, normal fiyatından satamadık, yapamadık demiş, kimseye ulaştırmadık, belki böyle okuturuz demiş. Biz de okutmak da biliyorsunuz, şunu bir okutalım, lafı var ya. Böyle her anda bir espri doğuran bir adamdır. Fotoğraf çekimine gittik. Bizim Salim fotoğraflarını çekecek aynı zamanda. Şimdi kış, Şubat ayı, arkada da şey var, ısıtıcı var, tam Avram Bey'in ensesinde yandı. Bir döndü orada. Anlaşıldı dedi. Ensemizde boza pişirecekler dedi. Bir şey gelsin mi sen? Gelsin tabii. Nevin abla yanında ya da kitabı yanında. Benden gelsin. Ya tabii. Gidişine sakladım gözyaşlarını. Tamam. Doldum, dökemedim. Uzun ağıtlar yakmadım ya, bilesin üzüm yağdı gönlümün bahçesine. Dönüşüne saklıyorum gülüşümü. En içten sevinci, dop dolu mutluluğu. Gel ki ey yar, güneş dolsun gönlünün bahçesine. Teşekkür. Çok güzel, hem de ezberden. Gidenlere. Tabii, buradaki dostlar birkaç satır yazsınlar. Bizim bu dumansız buluşmalarımızın 16. yılını bitirmek üzereyiz. Ben yazdım. Her buluşmamızda böyle bir defterimiz var, dolaşır. Katılan dostlar birkaç cümle, bir cümle. Adınız, soyadınız, öyle olursa boş olur. Kalem benim. Evet, tükenmez de yazmam. Evet, Nevin abla buyurun. Ben... Bir tane böyle hava atmıştım ama 2 tane okuyacağım. Tamam. Neden? Zübeyde'nin şeylerini anlattı ya, Karaburun'dan çok söz etti ya. Evet. Bir Morgan'dan söz eden bir şiirim vardı. Morgan güzel birisi. Nergis zamanlar. Onun için o önceliği o şiirim aldı.
Yeni değil tabii. Kitap en azından 3 senedir filan bir kitap. Niye 3 sene? Şiirinde 4 sene, 5 sene vardı. Yeni sayma. Gizemli ülkesinden dönen güneş, Zübeyde kafanı çek gene sen. Yolla. Beni yasakladın. Zübeyde, aman Zübeyde. Gizemli ülkesinden dönen güneş, aydınlık kollarıyla kucaklar yeryüzünü. Pembe ışıklar koyu mavilere sarılır özlemle, gökyüzü mora keser. İlk ışıkla ağrırken ufuklar, kimliksiz haykırışlar duyulur uzaktan. Yakarışları mı yoksa azizlerin? Nergis kokularıyla dumanlı başım. Elimdeki kadehte bir yudum iksir. Buğulu gözlerim uzanır tarih öncesine. Narkisos muyum durgun sudaki aksine hayran? Ya da orman perisi mi onun aşkıyla tükenmiş? Ey kutsal su, anaç toprak! Nasıl unutur sizi Zeus'un nazlı kızı, nasıl? Esirgemeyin sarı çiçeklerinizin savrulan saçlarını. Efsunlu kokusunu esirgemeyin gelecek nesillerden. Asırlar öncesinden akıp geldiyse nasıl? Tanrıların da ağrır saçları. Sıcak ışıklarıyla doğayı sarar güneş ve yeşerir yeryüzü tanrıçalara inat. Ne tarafa baksam bin bir güzellikle kucaklaşan bin acı. Hangi zamanlardı gizemli dansı kıvrak çingene kızın? Korkunun acıya tutunduğu hangi zamanlardı? Denizin üstünde uçarcasına giderken önünde o kocaman açılmış gözlerin. Şimdi her dolunayda duyulan her tatlı ses vir midir, ney midir yoksa sihir mi? İmgelenir zillerin çırpınışı ve gizli dans eden birilerin. Ve her dolunayın ardından nergislerin buğulu kokusu, yaban güllerinin gülümseyen yüzünde ilk ışıkla mora keser ufuklar yeniden pembe tüllere bürünür. Bu da evet, Mordağ. Mordağ. Tanrıların yağını. Evet, bir de gidişatım var benim. Onu bugün için ayırdım da aslında. Düşünceler diken üstünde. Kurumuş dallara tünemiş düşler, gözler ateş. Sonsuzluğa giden kuşkulu tren. Kalan ömrü mızrak boyu güneşin. Öküzün boynuzunda acun. Gündüzler uzun, geceler beter. Tutuklu zamanlar haraç mezat. İki eli arasında kahinin başı ve her şey sıra dışı. Yangınlar düşüncelere tezat. Karanlığın iz düşümünde yaşam. Buz dağları yürüyor alevlerin içinden. Kabulümüz kar, yağmur, rüzgar ve bahar. Kabulümüz gök gürültüleri, fırtınalar. Korkuyoruz savaşların sesinden. Ey hayat! Fazlası varmasın üstümüze, gelemeyiz üstesinden. Önümüzde bin bir bilinmeyen bir denklem. Tarihin kırıntılarında peşindeyiz imgesel yaşamların. Olası mı yakalamak geçenin? Umarsızca koşarken umutların peşinden. Hareketinle olsun dalgın için. Deneyeceğim karşıya. 35,5. Yasemin kokularıyla uyanırdı kent. Bakır çalığı rengiydi. İnatçı mı? İnatçıydı mevsimler. Geldi mi yatılı gelirdi. En olmadık zamanlarda vururdu sensizliğim. Telaşlı ve kaçak bir yolcuydun gönlümde. Ve bir ırmak gibiydi zaman İzmir'de. Çok güzel. Bellekten okuması da çok güzel. Evet. Bizim benim hiç yapamayacağımmış. Çok az arkadaşımız okur böyle. Zübeyden okur, Selam abi okur. Belleğinden okur, Selam abi biliyorsan. O, ama şey. Ben ona yetişim. O bütün şiirlerini ezbere biliyorum. Geçen gün Samim Güner anıldı Bekir Hoca. Samim Güner'in anması yapıldı. Yoldaydım ben bugün. Gece olmuyormuşlara geldim. Yani. Ben de çok yoksa şükür ona katılabildim. Böyle İzmir'de de artık böyle öyle bir özlemişim ki Karaburun'dayım 1,5 senede. Böyle Samim Güner'i anmak deyince hadi gideyim dedim. Çünkü o adamın ölümü de benim çok sağlıklı ve kutlamadım. İnanılmaz.
inanılmaz biriydi ya. Çok inanılmaz keyifli bir adamdı ya. Yani. Şiirle, fotoğrafla, karikatürle bir sürü şeyle uğraşan bir adam. Kim konuşurken? Etkinliği baştan sona aldım diyor. Aldın mı? Ha, aldım. İyi. Hanginizdeydi bilmiyorum ama ben nasıl alıyorum? Arkada da kızı varmış, fark etmedim onu parça önce. Parça koyarım. Kızı dedi ki yapma sen böyle yaparken ben ne olurum? Sen bak böyle ne olurum dedin. Bitti mi? Bitti. Sen abi benim çok sevdiğim bir arkadaşım. Aslında yaşı benden fazla farklı ama bir abi diye alışıldı bir evet. Sefer gidiyor öyle. Eşinle konuştum. Gelebilir misin diye. Gelemem dedi. Az önce şeyden Muzaffer İzgü'den şeyden Şükrü'ye baştan falan konuşuldu ya. Bursa'da yaşıyorum oğlumun yaşın yanında dedi. Buraya geldiğim zamanlar dedi iki günde bir mezarına gidiyorum. Her gidişimde mezarını kazıp içine giresim var dedi. Etkinliğe katılamam dedi. Duramam, tutamam kendimi evet. Orada ben dedi. Demişler. Bazı insan böyle oluyor. Evet. Gerçekten çok bir şeydi. Evet. Bir de bir özelliği daha var. Evet. Özellik değil aslında şey 5 tane şiiri bestelenmiş onun. Hmm. Onu kime söyledim ben birisine söyledim. Işıltan neydi? Uşaklı. Orada da konuşuldu. Evet. İki tane ve şey iki güftesini çaldılar orada. Hmm. Ama arkadaşım epey bir düzenleme yaptı orada. Çaldılar. Kaydını ayağına bir gönderdi. Şey yaptım ben onların hepsini ama şey paylaşmadım onları. İsteyenlere verebilirim onları. Şey yaptım ben MP3 yaptım o şarkıları ben. Alıp böyle çok güzel şeyler çıkmış ortaya. Yani o gün gerçekten güzeldi. Tenhaydık ama şeydi. Yakınlar orada. En yakınlar onu sevenler oradaydı. Sevenler buluşması sevenleri gibiydi. Oradaydı. Bir şey söyleyebilir miyim? Ben de o yıllarda çok etkinliğe böyle kaçırmamaya çalışıyorum. Daha gücüm yerinde filan herhalde. Ve Salim Hoca da çok katılırdı. Böyle bir etkinliğe gelmesem o akşam beni telefonla arardı. Bir sorun yok dedim. Sen bugün görmedin. Ondan sonra kendime dedim Allah Allah demek ki bayağı fazla görünmüşüm. Böyle ilginç şeyler. Sonra nasıl şimdi Osman Bey böyle çok güzel fotoğraflar çekiyor o zaman Salim Bey çekerdi. İşte benim fotoğrafımı çok çekmiş. Bir gün eşimle beraber senin düzenlediğin bir şeye geldik biz. Gitmiş İsmail'in fotoğrafını çekmiş. O fotoğrafı kız resim olarak çalıştı. Biliyor musun? Kocaman tablo oldu. Dedim ki bana onca fotoğraf çektin. Hiç bu kadar güzelini çekmedin. Bak dedim kitaplık fotoğraf İsmail'in fotoğrafı olur. Onu koy o zaman kitabın arkasına.